Hayırlı akşamlar TV5 izleyicileri. Yine bir pazar günü, pazar akşamında yine İlmihal programıyla karşınızdayız. Bugün yine Mevlüt Özcan hocamız, stüdyo konuğumuz. Yine hocamıza sorularımız var. İnşallah hocamızdan da bu soruların cevaplarını almak için hemen vakit geçirmeden başlamak istiyoruz. Çünkü maalesef her programda programın sonuna doğru hocam süremiz bitti, hocam süremizin sonuna geldik. İfadelerini kullanmak zorundayız. Bugünkü konumuz süt kardeşliği, süt akrabalığı ile ilgili olacak temel konumuz. Ama sorularınızı hem telefon yoluyla hem de mail adresimize göndermiş olduğunuz sorular şeklinde yine sorabilirsiniz. Biz yine onları hocamıza ifade edeceğiz. ilmihal@tv5.com.tr mail adresinden bize sorularınızı yazabilirsiniz. Geçen haftadan da yazılmış olan sorular var önümüzde. Cevaplayamadığımız soruları yine programın ilerleyen dakikalarında inşallah hocamıza soracağız. Cevaplarını almaya çalışacağız. Hocam vakit geçirmeden hemen başlamak istiyorum soruyla. Süt kardeşi ile alakalı. Malumunuz hatırlarsınız bir iki hafta öncesindeydi süt kardeşi ile ilgili bir soru gelmişti. Tabii önemli bir husus olduğu halde akıllar çok fazla algılayamayabiliyor bu meseleyi. Onun için bir kez daha gündem yapmakta fayda var diye ifade ediyorsunuz. Biz de ediyoruz diye ifade edelim yine. Süt kardeşi ile ilgili ülkemizde de Avrupa müktesebatına uygun olması açısından Süt Bankası ile ilgili tartışmalar sebebiyle gündeme çokça gelmişti bir ara. Dolayısıyla bu süt kardeşliği dini hüviyeti açısından nasıl bakılması gereken bir husustur. Onunla ilgili biraz sorular ben size aktararak tek tek hocam inşallah cevaplarını almaya çalışalım. Öncelikle bundan daha önceki vermiş olduğunuz fetvaya yönelik bir izleyicimizin televizyonumuzu arayarak bir tepkisi oluşmuş, ifade etmişler. Arkadaşlar da bize ifade ettiler. Öncelikle biz fetva ile alakalı, yani sizin sorulara vermiş olduğunuz cevaplarla alakalı öncelikle bir genel giriş yapalım hocam. Öncelikle sizin sorulara vermiş olduğunuz cevaplar, yani vermiş olduğunuz fetvalar. Bu fetvaları verirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve fetva vermenin önemiyle alakalı. Hocam bir genel değerlendirme almak istiyorum önce. Önce bunu ifade edin. Sonra süt kardeşliği, süt akrabalığı ile ilgili hususları ben ifade etmeye çalışayım. Soru sormaya çalışayım. Siz de cevaplayın inşallah hocam. Evet, İlmihal programımızda muhterem hocam. Biz gelen sorulara cevap bulmaya gayret ediyoruz. Cevaplarımız da Kur'an ve sünnete uygun. Kur'an'dan ve sünnetten verilen cevaplar ve ayrıca alimlerimizin, özellikle mezhep imamlarımızın vermiş oldukları fetvaların tekrarından ibarettir. Bugüne kadar cevabı verilmemiş hiçbir soru yoktur. Dolayısıyla biz sorulan suallere cevapları kendimizden veriyoruz değil. Daha önce Kur'an'dan, sünnetten ve mezhep imamlarımızın görüşlerinden hareketle onların ifade etmiş olduğu beyanları biz de tekrar ediyoruz. Kendi kafamızdan herhangi bir şey kattığımız, uydurduğumuz, cevaplandırdığımız hiçbir şey yok. Tamamen Kur'an ve sünnete dayalı. Bundan dolayı bizim maksadımız, bu programın gayesi, Müslümanlara inançlarını yaşayabilme kolaylığını sağlamaktır. Tabii herkes her şeyi bilmez. Ama hiç olmazsa bilmediğini bilir. Bilmediğini bilenler sorularını sorarlar. Biz de bilebildiğimiz kadarıyla, ki her bir şeyi bildiğimizde hiçbir zaman için iddia etmeyiz. Biliyorum izleyenlerin arasından veyahut da bir iki defa izlemiş veyahut da başka bir gayeyle izlemiş olan kişilerin özel olarak bizi denemek için sorduğu sualler de var. Bunların da farkındayız. Ama bu Müslümanlığa yakışmaz. Bak, biz bir iddiada bulunmuyoruz. Bize ne sorarsanız sorun, biz cevabını veririz demiyoruz. Biz her şeyi biliriz iddiasında da bulunmuyoruz. Evet. İnsanın bilmediğini itiraf etmesi bir fazilettir. Söylediği eğer gerçeklere uygun değilse, bundan dolayı, ikazlardan dolayı doğru yöne yönelmek de kişi için bir fazilettir. Bunun da idraki içerisindeyiz. Siz, Allah razı olsun, başlangıçta ifade ettiniz. Bir kısım insanların verilen cevaplar hoşuna gitmiyor olabilir. Bu tamamen
cehalete dayanan bir husustur. Ama buna rağmen cehaletini görmeyip de insanlara belden aşağı ifadelerle bir takım beyanlarda bulunmak aşağılığın tam kendisidir. İdraksizliktir, izansızlıktır, insanlık dışı bir davranıştır. Böyle insanlara da hakkımızı helal etmiyoruz. Bir insan bilmiyor olabilir ama bilmemek suretiyle inkar etmek durumunda da değildir. Sonra inkar ederken, bir şeyi inkar ederken eğer o Kur'an'da ve sünnette emredilmiş ise o inkar ettiği şeyin kendisini şayet varsa imandan kopardığının da bilinmesinde fayda var. Allah böyle buyurmuş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle beyan etmiş, buna rağmen siz bunu kabul etmiyorsunuz. Burnunuzu secdeden kaldırmasanız sizin imanınız yok demektir. Ebedi cehennemde kalmaya mahkumsunuz demektir. Onun için bu tür meseleleri konuşurken, ileri geri konuşurken çok dikkatli olmak lazım. Bir şeyin günah olarak bilinmesi halinde, günah olarak bilindiği halde yapılması, günahlığını inkar etmeden yapılması günahkarlıktır. Ama o günah Allah ve Resulü tarafından yasaklanmış olan bir günahsa, bir uyumsuzluksa, o böyle bir şey yoktur. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Bunu nereden çıkarıyorsunuz demesi halinde cehennemi dibine kadar yuvarlanmaya mahkum olur. Bunun da izleyenlerimiz tarafından bilindiği kanaatindeyim. Fakat bazı haddini bilmezlerin de ileriye atılıp bir takım saçma sapan ifadeler kullanması onların seviyesizliğini, cesaretsizliğini ve insanların karşısına çıkıp da konuşma kudretinde olmadığının açık bir ifadesidir. Böyle havayı sallamakla bu iş olmaz. Böyle kafayı kaldırıp böyle semaya doğru küfretmekle insanın eline hiçbir şey geçmez. O insanın karakterini, yapısını, insanlığını gösterir. Ne derecede olduğunu gösterir. Bunu özellikle ifade ettim. İzleyenlerimizden özür diliyorum. Yani son derece üzüldüm, son derece sıkıldım, son derece bu insanlara karşı tavrımın daha ağır olması gerektiğini olması. Düşünüyorum. Hocam o ifadeleri kullanan insanlarla ilgili aslında çok da üstüne gitmeye gerek yok diye düşünüyorum ama işin diğer tarafıyla alakalı eğer söylediğiniz şeylerle ilgili İslami hükümlerde fetva hususunda bir isabetsizlik varsa ilmen ortaya koyulması gereken bir durumdur. Olan budur. Olabilir. Usul i̇nsan, budur. İnsan yanılabilir. Usul hatası budur. Hatası varsa ama hatasında biz iddiamızda, usulle ortaya koymuş olur. Biz iddiamızda samimiyiz ve iddiamızın gerçek olduğunu Kur'an ve sünnetten çıkardığımızı da iddia ediyoruz. Bu evet. Açıkça ayetlerle ifade edilmiş şeylerdir. Şimdi fetvalar ifade ettim. Kur'an ve sünnete dayanır. Eğer Kur'an ve sünnette bulunmazsa mezhep imamlarımızın beyanları, bu konudaki vermiş oldukları fetvalar, beyanlar esas alınır. Esas ve o doğrultuda kardeşlerimizin, Müslümanların öğrenmek istediği hususlar gündeme getirilmiş i̇lmi, olur. İlmi anlayış olması açısından böyle kabul ediyoruz. Böyledir. Böyle söylüyoruz. Evet. Hocam hemen o zaman bu çerçeve içerisinde sorulara başlamış olayım. Buyurun. Ben. Süt kardeşliği hocam öncelikle süt kardeşi olmanın şartları nelerdir? Süt kardeşliği nasıl gerçekleşir? Bu soruyla başlamış olalım öncelikle. Süt kardeşliği Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği gibi çocuk doğduktan 2 yaşına gelinceye kadar ki zaman dilimi içerisinde doğduğu annenin dışında başka bir kadının sütünü emmesi halinde emen süt çocuğu, emziren de süt anne olmuş olur. Bunun ölçüsü 2 yıllık zaman dilimidir. Dolayısıyla evet. Bu 2 yıllık zaman dilimi içerisinde emerse çocuk o emziren kadın süt anne olur. Hemen çocuk da süt çocuğu olur. Onun hanımın çocukları diğer çocuklarıyla beraber süt kardeşliği olmuş olurlar. Hanımın beyi de o emen çocuğun süt babası olur. Ve bunlar yukarıya doğru, aşağıya doğru aynen kendi çocukları gibi. Aynen kendi çocukları gibi birbirlerine kardeş olurlar.
kendi çocuğu kimlerle evlenebilirse, kimlerle evlenemezse süt çocuğu da, süt kardeşleri de aynı şekilde hükme tabidir. Dolayısıyla burada emenin nefsi, emzirenin nesli birbirlerine haram olur. Ölçü budur. Emenin... Bununla ilgili muhtemelen hocam sorular da gelecek ama önce süt kardeş, emmeden maksat nedir hocam? Yani bir yudum emmiş olmak mıdır? Doyana kadar emmiş olmak mıdır? Bu hususla ilgili süt kardeşi olması açısından Hanefi, hüküm nedir? Hanefi ve Maliki mezheplerine göre çocuk ağzına memeyi alıp bir damla, yani bir tek çekişle sütü emerse ve o süt de çocuğun midesine giderse o çocuk süt çocuğu olmuş olur. O hanımın çocuklarıyla süt kardeşi olmuş olur. Hanımın beyi de süt baba olmuş olur. Hanefi ve Maliki mezheplerine göre bir damla dahi olsa. Evet. Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre durum farklı ifade edilir. Onların da delili vardır. Bu da ayrı ayrı zamanlarda, yani fasılalarla 5 defa emmesi halinde süt kardeş olur. Süt çocuğu olur. Yani Şafii ve Hanbeli mezheplerinde çocuk aynı hanımı 2 yaşına kadarki zaman dilimi içerisinde 5 defa emerse, ayrı zamanlarda fasılalarla 5 defa emerse o takdirde o çocuk süt çocuğu ve süt kardeşi olur. Peki hocam, süt kardeşlerinin kan bağıyla oluşan kardeşlikle bir cümleyle ifade ettiğiniz zaman benzer ve ayrı yönleri nelerdir? Yani mesela süt kardeşiyle evlenemez kan bağı olan kardeşler diye söylüyorsunuz. Yani kardeş gibi, kendi öz kardeşi gibi, aynen, değerlendirilir. Aynen. Ama miras konusunda da böyle midir husus? Miras, yani konusun, farklı tarafı nedir, benzer tarafı nedir? Miras konusunda birbirlerinden ayrılırlar. Sadece nesep, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurur. Nesep de hangi ölçülere tabi ise süt kardeşliğinde de aynı ölçülere tabidir. Ancak miras konusu hariçtir. Yani evlenme ve evlenmeme konularında, mahrem olup olmama konusunda, evet, mahremiyet konusunda öz kardeş, yani burada öz çocuklar kimlerle evlenir, kimlerle evlenemezse süt çocuklar da aynen onlar gibi, yani asıl çocuklar gibi onların evlendikleriyle evlenebilirler, evlenemedikleriyle de evlenemezler. Süt kardeş, süt çocukluğundan sebep ortaya çıkan bir akrabalık bağı oluşuyor hocam. Aynen. Akrabalık da kan bağıyla olan akrabalığa benzer mi? Aynı. Aynı, aynı, aynı. Yani mahrem olma hususunda aynı şey geçerli olmuş, aynı, olur. Aynı. Süt kardeş, süt çocukla ilgili bir şey. Peki hocam, süt çocuğu olması için şartlar Hanefi mezhebinde en azından bir damla bile olsa süt kardeşi olmuş, kabul edilir diye söylüyorsunuz. Bu iki türlü farklı sütünü alma yolu var. Yani bir tanesi, annenin sütü olmadığı takdirde bir başka anneden süt sağılıyor. Yani sütünü bir şişeye koyuyor, sonra götürüyor o çocuğu. O sütle besliyorlar. Evet. Bu durumda da aynı şekilde midir? Aynı emme gibidir. Halde. Aynı emme gibidir. Yani sütü sağıldı, başka bir kaptan o çocuğa verildi. Ama çocuk 2 yaşını geçmemiş olacak. 2 yaşını geçmediği takdirde o çocuk o sağılan sütü içerse aynen emmiş gibidir. Evet. Peki bir de yemeklerin içerisine süt koyularak böyle bir şeyin yapılması halinde durum aynı mıdır? Annenin sütü sağılır yemeklerin içerisine veya herhangi bir sıvının içerisine. Bazen yemeğe alıştırmak için sütü, sadece süt değil de yemek de olsun diye karıştırabiliyorlar mesela. Yani bu durumu sormuş oluyorum hocam. Anlıyorum. Yani annenin sütü neye katılırsa katılsın, o çocuk onu yediği zaman o süt annelik ve süt çocukluk gerçekleşmiş olur. Yani bir yemeğin içerisine koysun, yoğurdun içerisine koysun veya bir hayvanın sütünün içerisine koysun veya
işte o, gerçi 2 yaşından önce çocuk onu yiyemez ama farz edin ki yediğini düşünün. Yapılan ekmeğin içerisine katıldığını düşünün. Dolayısıyla o ekmekten yediği zaman da o çocuk süt çocuğu, süt kardeşi olmuş olur. Peki hocam, bu 2 yaşına kadar diye ifade ediyorsunuz. Evet. 2 yaşına kadar bu durum böyle geçerli. 2 yaşından bir gün almış olması bu şeyi bitirmiş olur mu? Bitirir. Yani 2 yaşını doldurduğu an, 24 ayını doldurduğu an çocuğun ağzına başka bir kadının sütünün girmesi, midesine inmesi süt kardeşliği, süt çocukluğu, süt anneliği gerçekleştirmez. Anladım. Peki hocam, bir de diyelim ki anne sütünü bir şişeye koydu ve yeni doğmuş olan, süte ihtiyacı olan bebeğe götürdüler. Ama o götürme esnasında, o gitmeden önce, çünkü uzak mesafelerden de böyle bir taşıma söz konusu olabiliyor. O gitmeden önce de anne vefat etti. Yani ölmüş bir anne var evet, ortada. Ve sonradan çocuk onun sütünü içmiş oldu diyelim. İlk süt içişi de bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Bu durumda yine süt çocuğu olmuş olur mu? O çocuk öldükten süt sonra çocuğu olur. Mi? Her ne kadar anne ölmüşse o annenin çocukları ile süt kardeşi olur. O ölen hanımın beyi ile süt baba olmuş olur. Yani annenin ölmesi sütünü içen çocuk için bir şey ifade etmez değil. Aynen hayattaymış gibi sütünü içtiği kadın onun annesi olur. Çocukları onun süt kardeşleri olur. Hasılı süt kardeşliği ve süt anneliği gerçekleşmiş olur onunla. Bu şekilde bir hukuk ortaya çıkmış oluyor. Evet. Hocam peki şimdi süt akrabalıklarla ilgili, özellikle de süt annesi ve süt babası çocuğun. Süt babası kabul ettik ama o vefat etti. Anne sonradan bir başka babayla evlendi. Üvey baba. Üvey süt baba diye bir şey var mı hocam? Yani o da yok. Süt babalık yok. Konumuna geçmiş oluyor yok mu? Geçmiyor o zaman bu durumdayken. Evet. Peki hocam, şimdi tabii süt kardeşliğinin, süt çocukluğunun getirmiş olduğu hukuki durumlarla alakalı olarak da tabii en önemli nokta, güncel bir mesele olarak da nikah meselesi. Şimdi nikah meselesiyle alakalı, siz kan bağıyla oluşan akrabalık sebebiyle birbirlerine nikah düşmeyenler kimlerse, süt çocuğuyla ilgili de süt kardeşiyle ilgili de bu husus geçerlidir diye ifade ediyorsunuz hocam. Peki Anadolu'da çok fazla gerçekleşen bir durum oluyor. Bazen taşınmalar sebebiyle, bazen başka vesilelerle bu süt kardeşi olanlar birbirini çok fazla tanımamış oluyorlar. Tanıyamamış oldukları için de bir zaman sonra karşılaşıyorlar ve nikah kıyılıyor, evleniyorlar, bir zaman geçiyor. Şimdi bu bilinmezlik içerisindeki süt kardeşlerin nikahında bilinmezlik içerisinde bir vebal var mıdır hocam? Şimdi anne ve babaların, bilhassa annelerin çocukları birbirleriyle yakın doğumları neticesinde bir araya geldiklerinde, özellikle Anadolu'da anneler çocuklarını emzirirler, birbirlerinin çocuklarını emzirirler, kardeş olsunlar şeklinde evet, düşüncelerle. Şimdi burada annelerin çocuklarını emzirmeleri halinde bu hususu çok iyi bilmeleri, beylerine ve yakınlarına bunu mutlaka ulaştırmaları gerekir. Yani eğer bu bilinmez, ulaştırılmaz da daha sonra diyelim ki o çocukları doğurtan ebeler, ya şu şununla emişmişlerdi, dolayısıyla bunlar süt kardeşidir diye bir şey ortaya atar. Bu da gerçekleşirse, doğruluğu gerçekleşirse, o takdirde evlenmiş olan süt kardeşler yaşları ne olursa olsun ayrılmak mecburiyetindedirler. Çünkü evlenmeleri katiyen yasaktır. Nasıl ki bir insanın kendi bir anadan doğan öz kardeşiyle evlenemezse, evlenmesi mümkün değilse, ya da evlenmesi neyse, o süt kardeşiyle de evlenmesi odur. Yani ben bunu kabul etmiyorum, işte biz bu yaşa geldik, şu kadar da çocuğumuz oldu, bunu kabul edemeyiz diyen bir kişi
açık, şuraya da bir açıklık getirmek lazım. Bu husus diğer mezheplerde nasıl bir çözüme ulaştırılmış? Yani diğer mezheplerin bu konudaki verdiği fetvalar, görüşler nedir? Bunlar da dikkate alınır. Mesela Hanefi mezhebine mensup birisi bu sütü böyle içer de daha sonra süt kardeşliği açıklanırsa, bilinirse, ortaya çıkarsa o takdirde bunlar bir yudum ya da bir damla süt emmekle kardeş olmuş olurlar. Ama aynı durum Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre bunu ayrı ayrı fasılalarla, aynı ayrı zamanlar demeyelim de, fasılalarla. Yani şimdi emdi, 2 saat sonra bir daha emdi. Şimdi emdi, 3 saat sonra bir daha emdi. Böyle fasılalarla 5 ayrı defada sütünü emzirirlerse o zaman bu alimlerimize göre bunlar süt kardeşi sayılırlar. Birinde bir yudum, öbüründe 5 ayrı defada süt emme, doyuncaya kadar süt emme hususu söz konusudur. Eğer isterlerse diğer bir mezhebin kendilerine uygun gelen, yani kendilerini kurtaracak olan diğer bir mezhebin fetvasına göre amel edebilirler. Ve dolayısıyla biz Şafii mezhebine göre süt kardeşi değiliz diyebilirler. Ama biz, yok kardeşim biz Hanefi mezhebine mensubuz, benim mezhebim ne diyorsa odur ve benim süt emmem işte şu kadar defa gerçekleşmiştir deyip kendilerinin süt kardeşi olduğu konusunda bir fikir sahibi iseler, bir beyan sahibi iseler, o takdirde bunların yapacağı şey o evlilikten bir an evvel vazgeçmektir. Yani ayrılmaktır. Ben işte çoluk çocuk sahibiyim, ayrılamam diyen bir insan, biraz tabirim ağır olacak, yani iğneyi çoğaldız şeklinde batırıyorum ki mesele anlaşılsın diye söylüyorum. Bir insanın kendi kız kardeşiyle, kendi annesiyle evlenmesi ne manaya geliyorsa, kendi kız kardeşiyle, süt kız kardeşiyle evlenmede ya da süt erkek kardeşiyle evlenmede aynı manaya gelir. Bu da mümkün olabilir hocam. Yani ayrılmış iki öz kardeşler yıllar sonra tanışmışlar. Yani unutmuşlar birbirlerini, tanışmışlar, evlenmişler. O husus yine aynı şekilde gerçekleşebilir. Hocam bir telefon bağlantısı var. Onu bir cevaplamaya çalışalım. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamun aleyküm hocam. Buyurun. Selam. Benim bir sorum olacak hocama. Tabii, dinliyorum. Ben bundan 20 sene önce kızını amcanın oğluna verdim. Ben ikinci küçüğümü de annem amcamın başka büyük oğluyla emzirmiş. Yani süt kardeşi olmuşlar. Süt büyük kardeşi olmuşlar. Benim ikinci küçüğüm, benim üçüncü kız kardeşimle emzirmişler. Benim amcamın hanımı hasta olmuş. Annem de o amcanın çocuğunu emzirmiş. O zaman işte aradan 20 sene, kaç sene geçtiyse bilmiyorum. Biz de bu amcamın oğluna benim kızımı istediler, verdik biz. Daha sonra 20 senedir o huzursuz oldular. 3 tane çocuğu var. Nihayetinde 2 sene önce ayrıldılar bunlar. O da o arada benim aklıma geldi. Benim başka kız kardeşim beni uyardı. Böyle böyle abla dedi. Bunlar dedi kardeş olabilir mi acaba dedi. Annem dedi. Amcamın dedi büyük oğlunu dedi. Emzirmiş dedi. Küçük kız kardeşimle beraber dedi. Onun için de bunların huzursuz olması beni çok şey yaptı. Yani kafama baklıyor. Acaba bundan mı böyle huzursuz oldu? Gerçi ayrıldılar. 3 tane çocukları oldu şimdi. Çocukları var 18-20 yaşında da. Ayrıldılar. Onu kafama baktı. Böyle içime bir şey oldu. Onu bir aydınlatırsan hocam memnun olurum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Anlaşılabildi mi hocam? Tamam. Onu isterseniz yeri gelmişken de cevaplamış olalım hocam. Şimdi burada Allah-u Teala süt kardeşlerinin evlenmeme yasağını, evlenme hususundaki yasağı koymasının hikmeti şu. Anneden gelen süt çocuğun yeni teşekkülünde kemiklerinin ve etinin oluşmasını sağlıyor. Yani emilen süt emen kişinin kemiklerinin oluşmasını, gelişmesini, yapısını gerçekleştirmiş oluyor. Bundan dolayı o çocuğun emdiği süt, süt anneden emdiği süt onun için bir anne sütü olmuş oluyor.
Dolayısıyla bu haramlık böylece gerçekleşmiş oluyor. Yani kardeşlerimiz en iyisini yapmışlar ve daha büyük tehlikelerin, daha büyük sıkıntıların önüne geçmişler. Öyle zannediyorum ki işte köylerde bu çoktur. Bir defadan fazla emmeler söz konusudur. Ve bir defadan fazla emmeler de artık hiçbir mezhepte mümkün olmayan hususların doğmasına sebebiyet vermiştir. Böyle bir durumda anlaşıldığı takdirde yapılan en önemli şey, olması gereken şey bu telefon eden kardeşlerimizin yaptığı husustur ve en iyisi de budur. Şimdi hocam bir iki soru daha sorduktan sonra onunla ilgili biraz daha açıklamalı sorular yöneltmek istiyorum. Şimdi nikah konusuyla alakalı olarak bu emzirmelerle ilgili eğer bilinirse ayrılmaları gerekir diye ifade ediyorsunuz. Eğer ayrılmazlarsa, hemen şunu antiparantez ifade edeyim ben. Eğer ayrılmazlarsa, mesela diyelim ki bu kardeşlerimizin beyan ettiği gibi bunlar veya daha önceki olayda beyan edildiği gibi, kardeşim biz evlendik, bu kadar yıl oldu, bu kadar çocuğumuz oldu, dolayısıyla biz bu evliliği devam ettiririz derlerse, o zaman İslam hukukuna göre hakimler buna bu evliliğin feshine karar verirler ve cebren birbirlerini boşatırlar. Yani birbirlerinden ayrılırlar. Hakim kararıyla ayrılmış olur. Bunun da bilinmesinde fayda var. Ama bu İslam hukukuna göre. Evet. Şimdi hocam bu iş nasıl ortaya çıkacak? Ya bu işe şahit olanlar ifade edecekler bu meseleyle ilgili ya da kolu komşu biliyor olacak ki ebeler diye ifade ettiniz siz. Böyle bir şey olacak. Böyle bir husus ortaya çıkarsa bu dediğiniz şey gerçekleşmiş olacak. Peki bir kişi evlenmiş olan bu iki kişiyi bildiği halde, çoluk çocuğu da olduğu halde, sonradan öğrendiği halde, şimdi ben bunu söylersem bunlar ayrılmış olacaklar, söylemeyeyim bilmesinler, en azından onlara vebal olmaz dese kendi durumu ne olur hocam? Kendi durumu felaket olur. Yani bir insanın kendi kardeşiyle evlenme imkanını sağlamış olur. Yani iki insanın, iki süt kardeşin birbirleriyle Allah'ın yasakladığı bir fiilin icra edilmesine sebebiyet verir ki onun hali ahirette berbattır. Onun hesabını veremez yani. Şimdi hocam peki bu buradan hareketle bir başka genel soru diyelim. Süt anneliği tavsiye edilmeli midir? Süt anneliği zaruret olmadan tavsiye edilmez. Nedir bu zaruretler? Annenin sütünün olmaması. Bazı anneler vardır, onların sütleri bebeklere uygun gelmez. O sebepten dolayı eşlerin birbirlerinden ayrılmalarından dolayı bebeklere başka annelerin sütleri verilir. Bu sebeplerden dolayı verilir. Eğer karı koca birbirlerinden ayrılmış iseler baba çocuğa bir süt anne bulmak mecburiyetindedir. Bunun da ilk taliplisi çocuğun öz annesidir. Çünkü çocuğun heder olma durumu söz konusudur ve bu çocuğa bu anne 2 yaşına gelinceye kadar sütünü vermek mecburiyetindedir. Eğer ayrılık gerçekleşmişse baba bu hanıma yani çocuğun öz annesine nafakasını verir, ücretini verir ve ona sütünü emzirtir ve böylece o süt emmiş ve o sütle çocuk beslenmiş olur. Beslenmiş olur. Dolayısıyla şartlara uygunsa böyle bir tavsiye yapılabilir. Ama bunun dışında hiç gerek yok kardeş yani, olsunlar diye yapmak çok yanlış. Yanlış olur diyorsunuz. Çok yanlış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de, cahiliye döneminde de çocuklar doğduktan sonra süt annelere verirlerdi 2 yıl. Bu süt meselesi cahiliye dönemine de uzanır. Efendimizin döneminde de çocuklar süt annelere veriliyordu. Verilmesinin hikmeti vardı. Onlar o toplulukla ilgili. Günümüzde de kapanıştan az önce söylediğiniz şekliyle bizde de bir sebebe dayalı olarak süt anneliği müessesesi var. Siz Efendimizle ilgili hususiyeti bir ifade edin hocam. Ondan sonra Efendimiz döneminde malum cahiliye döneminde evet. Bu Efendimizin çocukluk devresi geçti. O dönemde Mekke'de çok sıcak olması münasebetiyle
yayla taraflarında oturan kadınlar Mekke'ye gelirler. Mekke'de doğan çocukları alıp götürürlerdi. Sütlerini vermek, onları beslemek için. İki yaşına kadar, yani iki seneye kadar o çocuklar süt annelerde kalırlar. Onların sütlerini emerek büyürlerdi. Ve bu daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da oldu. Yine geldiler bu mevlitlerde veya çeşitli vesilelerle bu husus çok gündeme getirilir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı fakir diye almadılar. En sonra kaldı işte Halime anne onu aldı götürdü, işte şeyleri değişti, yaşantıları değişti, bolluklar geldi falan, bunlar anlatılır. Bu da gösteriyor ki Peygamberimiz de süt anneye verildi ve iki yıl süt annede kaldı. O zaman bir adetti bu. O zaman bir alışkanlıktı, toplumdan gelen bir örftü bu. Bundan dolayı o çocuklar süt anneye verilirdi. Günümüzde ise bu yok. Yani evet. Çocukları bir süt anneye verip de onları büyütme söz konusu değil. Dolayısıyla günümüzde çok zaruret olmadan anne çok hasta ise, sütü gelmiyorsa, işte başka durumlar, muaccel durumlar söz konusu ise ancak o zaman yardımcı bir anneye, süt anneye verilip onun sütüyle o çocuk büyütülebilir. Ne zamana kadar? 2 yaşına kadar. 2 yaşından sonra emdiği süt zaten süt anneliği gerçekleştirmez. Süt fıkhını gerçekleştirmez ve dolayısıyla çocuk da normal hayata girmiş olur. O kadın da normal hayatına devam etmiş olur. Peki hocam, bu süt kardeşliğinden doğacak mahzurlarla alakalı çok tartışma oldu. Bu süt bankası oluşturulması ki bunu savunanlar en azından şöyle söylüyorlar. Yani süt eksikliği sebebiyle çok ciddi hastalıklar olabiliyor. Dolayısıyla bu hastalıkların önüne geçilebilmesi için bir süt bankası kurulması ile ilgili bir talep olmuştu. Yani bunu destekleyenler olmuştu. Avrupa'da da böyle örnekler var diye ifade edilmişti. Böyle bir durum söz konusu olduğunda bu sağlık sebebiyle yapılacak olan böyle bir çalışma yani mazur görülebilir mi hocam? Zinhar görülmez. Asla ve kat'a görülmez. Yani o işi yapanlar, o fikri ortaya atanlar, bu hareketi işte harekete geçirir, bu davranışı harekete geçirirler. Büyük bir yanılgı içerisindeydiler. Ve ülkemizde Müslümanlar buna teveran ettiler, karşı çıktılar. Elhamdülillah o mesele kapatılmış oldu. Büyük bir faciaydı o. Yani insanlar birbirlerinin kardeşleriyle evlendirileceklerdi. Allah'ın yasakladığı, men ettiği bir fiiliyatı işlemiş olacaklardı. Yani bu bilinmeyecekti. Peki de. Bu sisteme girecek ve herkes bunu bilecek. Yani herkesin kimliği olduğu gibi süt kimliği olacak. Ne kadar, gibi bir şey ne kadar yapacaklar bunu? Erzurum'daki bir kadının sütü İstanbul'a getirilecek. Efendim İstanbul'da bir çocuğa falanca ilçedeki filanca mahalledeki bir çocuğa verilecek. Ne nasıl tespit edilecek? Nasıl araştırılacak? Nasıl gidecek bu iş? Bu mümkün mü? Mümkün değil bu. Dolayısıyla İslam'ın koyduğu kurala uymaktan başka çıkar yolu yok. İnsanların başının ağrımamasının tek yolu her konuda İslam'ın ortaya koyduğu prensiplerdir. Bu prensiplerin dışına çıktığınız zaman bu işin altından kalkmak mümkün değildir. Ve dolayısıyla ülkede insanlar kardeşleriyle evlenme durumuna gelecekler. Bundan dolayı sakatlıkların ardı arkası kesilmeyecektir. Ve bu husus elhamdülillah kapatıldı. Şimdi burada bir de şu önemli husus var. Yani süt kardeşliğin gerçekleşmesi için sütün çocuğun ağzından veya burnundan verilmesi lazım. Yani çocuk burnundan da olabilir, ağzından da olabilir. Yani burnundan da verseniz, ağzından da emse çocuk, emdiği süt yani giden süt doğrudan doğruya mideye ulaşır. Bu da süt kardeşliğini gerçekleştirir. Evet. Ama bir kadının sütü bir çocuğun kulağına damlatılırsa veya gözüne damlatılırsa, hani şimdi şu günlerde de çıktı, anne sütü
birçok kanser hastalıklarına tedavi olur deniyor. Birçok mikropları öldürür. Birçok şu hastalıklara, şu hastalıklara tedaviyi gerçekleştirir diye uzmanlar tarafından da söyleniyor bu. Dolayısıyla gözü ağrıyan bir çocuğun, 2 yaşından önce gözü ağrıyan bir çocuğun, sulanan bir çocuğun gözüne başka bir kadının sütü damlatılırsa bu süt kardeşliğini gerçekleştirmez. Kulağına damlatılırsa gerçekleştirmez. Vücudunda bir yara açıldı. O yaranın üzerine eğer başka bir kadının sütü damlatılır, oraya yedirilirse bu da süt kardeşliğini gerçekleştirmez. Gerçekleştirmesi için ağızdan veya burundan verilmesi lazım. Yani gıda amaçlı olarak sütü almış olursa, alırsa gerçekleşmiş olur. Peki hocam, bir çocuğun birden fazla süt annesi olursa olabilir mi? Şimdi olabilir. Yani bir çocuk, olabilir. İki tane kadın var. İkisi de emzikli, yani çocukları var. Sütü var. Şimdi bu kadınların sütünü bir çocuk emerse, her iki anneyi de emerse, her iki anne de bunun süt annesi olur. Yani birinin sütünü az emdi, birinin sütünü çok emdi, birini önce emdi, birini sonra emdi. Dolayısıyla bunlardan biri süt anne olamaz. Ancak bir tanesi süt anne olur demek mümkün değildir. Yani kaç tane kadın olursa olsun o annelerin sütünü 2 yaşından önce emen çocuğa o annelerin ne kadarını emdiyse tamamı süt anne olur ve çocukları da onun süt kardeşleri olur. Evet. Hocam bir soru daha soracağım ama telefon bağlantısı var diye işaret ediyor arkadaşlarımız. Gelen sorular da var. Onlar da süt kardeşiyle alakalı. Onları da sormak istiyorum. Önce bir alo diyelim hocam. Alo. Alo. Buyurun, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar hocam. Selamünaleyküm. Muharrem Ufak. Buyurun, sorunuzu alalım. Öncelikle ben Nevrut hocama iyi akşamlar diyorum. Ellerinden öpüyorum. Sağ ol. Sorum da şu hocam. Duyuyor musunuz? Evet, dinliyoruz. Buyurun. Hocam hani dediniz ya, süt kardeşi falan işte evlenemez, haramdır falan. Bir de günümüzde hani böyle insanlar yabancı ülkeden gelen insanlarla falan evleniyor, ne yapıyor işte. Yani bu da haram mıdır yani? Şimdi onların dini ırkı farklıdır ya. Yani biz mesela elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlarla yabancı ülke, yabancı ırklara, dinlerin yani evlenmesi yani mümkün müdür? Hani mesela süt kardeşinin haram olduğu gibi mesela evlenmesi. Bilmiyorum, anlatabildim mi tabii? Anladık, evet. Ama biraz sonra bunu cevaplayalım. Konunun bütünlüğü bozulmadan devam edelim. Az sonra cevap vermiş olalım inşallah. Tamam, oldu o zaman. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Hocam, diğer soruyla devam edelim biz. İzleyicimizin de sorusu var ama. Süt kardeşlerin dışındaki kardeşler. Yani bir süt emdi bir çocuk bir hanımdan. Süt annesi oldu. Onun çocukları da onun süt kardeşi oldu. Emenin kardeşleri bu süt kardeşi içerisine girer mi hocam? Girmez. Yani emenin kardeşleri değil. Sütü emen, emziren emenin annenin çocuklarıyla. Girmez. Şimdi burada ölçü şu. Emenin nefsi, emzirenin nesli haram. Emzirenin nefsi, emenin de nesli haram. Dolayısıyla burada emenin kardeşleri süt kardeşi olmaz. Olmaz yani. Olmaz. Diğerleri o şekilde geçerli değil. Evet, yani bu süt kardeşliği meselesiyle ilgili herhalde bu hususla ilgili bir sorusu olanlar çok geniş açıklamalarıyla bunun fetvasını alabilecekleri bir ilim ehlini bulmaları gerekiyor. Kesinlikle. Herhalde. Kesinlikle gitsinler bulundukları mekanlar, yerlerde işte müftülüğe gitsinler veya başka bir ilim ehli zaten gidip bu konuyu dört dörtlük öğrensinler ve gereğini yapsınlar diye tavsiye ederim. Evet hocam, biraz önce söylemiş olduğunuzla ilgili bir soru var. Onu da tekraren söylemiş olacağız ama çocukları olmuş, üç çocukları olmuş, anne baba süt kardeş olduklarını anlamış. Hanefi mezhebine göre mi hareket edilir yoksa zarureten Şafii mezhebi taklit mi edilir diye söylemiş. Zarurete bir... Siz tabi burada mesele şu, bunu iyi anlamak gerekiyor herhalde. Süt kardeşlik gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi?
Eğer gerçekleşmişse bunun Şafii ya da Hanefi mezhebine göre ayrı bir fetvası yok. Ama gerçekleşmesiyle ilgili şartları farklı. Gerçekleşmesiyle ilgili. Şimdi burada eğer süt kardeşliği gerçekleşmiş ise yapılacak bir şey yok. Mezhep farklılığı yok burada. Yok. Ama bir mezhebe göre gerçekleşmiş. Diğerine ama göre diğerine göre gerçekleşmemiş. Gerçekleşmediği takdirde öbür mezhebin fetvasına göre amel edebilirler. Dolayısıyla biz şunu söyleyeceğiz ki en geniş fetva Şafii mezhebinin fetvasıdır. O da 5 defa faslarla emmişse artık süt kardeşi olmuştur. Bunun artık dönüşü yoktur diyeceğiz. Kural bu. Ama diyelim ki bu kardeşimiz Hanefi mezhebine mensup. Hanefi mezhebine göre süt kardeşliği gerçekleşmiş ama Şafii mezhebine göre gerçekleşmemiş. Şafii mezhebinin fetvasına göre meselenin çıkış yolunu bulurlar ve ona o mezhebe göre amel ederler. Bunda herhangi bir sakınca da söz konusu değildir. Evet, şimdi bir izleyicimiz hatta diye ifade ediyorlar hocam. Soruyu alalım inşallah. Sonra devam edelim yine. Alo. Alo, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Rüya Hanım. Aydın'dan. Hoş ben geldiniz. Ben Aydın'dan buyurun. Arıyorum. Buyurun. Hocama bir sorum olacaktı. Tabii, buyurun. Hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hocam şimdi bizim anneannem oğlunun, yani dayımın oğlunu emdirmiş. Dayımın oğlunu emdirmiş ve dayımın oğluyla benim kız kardeşim evlendi. 9 yıl boyunca evli kaldılar ve çocukları olmadı ve boşandılar. Ondan sonra şimdi kız kardeşim evli ve hamile. Acaba bunun bir şeysi var mıdır? Hani nasıl söyleyeyim ben size? Acaba haram olduğu için mi çocukları olmadı diye hep aklımda soru işareti kaldı ve haram mıydı? Gerçekten kız kardeşimin dayısı mı sayılıyordu mesela? Anneannem emdirmiş. Haram mıydı ifadesini herhalde sorarken öncelikle süt kardeşliği olduğu bilindiği halde mi evlenilmiş? Hayır, bilinmiyordu. Bilinmiyordu. Yani anneannem biliyordu bunu, bunu saklamış. Bunu saklamış, yani söylememiş bize. Anneme evet. De söylememiş. Annemden 4 kardeş sonrası emdirilmiş bu çocuk. Dayımın oğlu. Mesela evet. Geliniyle hemen hemen aynı yaşta diyelim. Hani gençmiş anneannem de. Gelini de hani erken kayınvalide olmuş. Gelin tarlaya gidiyor. O da bebeğini alıyor. Kendi çocuğuyla emdiriyor. Evet, anlaşıldı zannediyorum. Hocam cevaplasınlar. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Sadece bunun sorusunu almak istiyorum. Tabii. Hocam buyurun. Süt kardeşliğinden sebep çocuk doğmamış olabilir mi? Olabilir. Doğanlar da var ama. Doğanlar da var. Ona Rabbim'in bir lütfu olabilir. Onun için Rabbim'in bir lütfudur bu. Evlilik ayrılmaları söz konusuydu zaten. Ve dolayısıyla bilindiği halde daha fazla bu işin üzerine gidilmemiş olur. Fakat o anneanne bunu gizlediyse bir takım sebepler ileriye sürerek bir takım düşüncelerle bunu sakladıysa, gizlediyse ki öyle olduğu anlaşılıyor, öyle beyan ediyor hanımefendi. Ve dolayısıyla o da bunun vebalini çekmek durumunda. Bolca af dilemesini tavsiye ederiz. Allah-u Teala'dan i̇nşallah. Tövbe istiğfar edip af dilemesini tavsiye ederiz. Biz de amin diyelim hocam inşallah. Bunu bir şekilde kabul ederek. Hocam herhalde genel itibariyle süt kardeşliği meselesi anlaşılmıştır diye zannediyorum. Sorular da biraz birikiyor yavaş yavaş. Dolayısıyla sorulara da cevaplayarak biz inşallah programa devam etmiş olalım. Buyurun. Şimdi geçen haftadan gelen sorulardan bir tanesiydi. Almanya'dan bir izleyicimiz. Sebze meyve yetiştirmeyle alakalı Almanya'da gübre olarak kullanılan bizim memleketimizde hayvan gübresi sığır cinsinden olarak kullanılıyor genel itibariyle. Orada da domuzdan gübre olarak kullanılan atıkları var diyelim biz, dışkıları. Bu atıkları gübre olarak kullandığımız sebzelerde ya da kullanılabilir mi önce? Kullanılamaz. Kullanılamaz. Kullanıldığı takdirde o sebzeleri yemek caiz midir diye bir soru var hocam. Sağlık için uzmanların ifadesi bu. Son derece tehlikeli. Bundan dolayı mundar olan su pislik haline gelmiş. Su ile herhangi bir sebze ve hatta herhangi bir ağaç sulanamaz. Sulanması caiz değildir.
Bir hayvan ölmüş, leş haline gelmiş. Fıkhımıza göre leş haline gelmiş olan bu hayvanın bizim ellerimizde kediye, köpeğe, efendim ayıya, kurda verilmesi de caiz değildir. Ama onlar bulurlar. Yerlerse ona yapılacak herhangi bir şey yok. Dolayısıyla pis olan şeylerle, haram olan şeylerle ağaçlarımızı sulandıramayız, gübrelendiremeyiz. Sebzelerimizi hiç sulandıramayız, gübreleyemeyiz. Caiz değildir diye ifade edebiliriz. Hocam bir izleyicimiz hatta diye ifade ediyor arkadaşlarımız. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Abdurrahim Bey Aksaray'dan. Buyurun evet. Sorunuzu alalım. Benim sorum benim amcamın çocuğuyla benim annem amcamın kızını emdiriyor benim annem. Amcamın yani 9 tane çocuğu var. Ortancasını emdiriyor. Sonra ondan da 3 küçüğünü benim abimle evli şu anda amcamın kızıyla. Bunlar süt kardeşliği mi oluyor? Anlaşıldım hocam. Anlamadım. Amcasının çocuğunu emziriyor bir anne. Benim annem amcamın kızını emdiriyor. Amcasının kızını. Sizin amcanızın kızını değil mi? Kendi amcasının. Benim amcamın kızını yani öz amcamın kızını benim annem emdiriyor. Yani kayınının. Benim annem amcamın kızını emziriyor. Benim annem kayınının kızını emdiriyor. Benim amcam oluyor. Ondan sonradan da üçüncü küçükte emdirdiği kızı değil de ondan 3 numara küçüğüyle benim kardeşim abim evli. Emzirdiği kızla değil de bir başka kardeşle mi? Bir başka kardeşle evet efendim. Ha. 3 küçük. Ondan 3 küçük. Evlenebilirler. Herhangi bir sakıncası yok diye hocamız ifade ediyor. Ha, bu süt kardeşliği oradaki bütün kardeşlere geçmiyor değil mi? Orada geçerli değil evet. Tamam efendim. Hocamız tamam, bu şekilde kardeşim. İfade ettiler. Emenin nefsi diye ifade etti hocamız. Evet. Emenin kendisi. Emzirenin nesliyle alakalı. Evet. Diğer kardeşler süt kardeş olmuyor evet. diye söylemiştik. Evet. Bu evlilik de bu şekilde gerçekleşmiş. Evet hocam sorular var başkaca ama ben bu domuz gübresinden sonra bir başka soruyu da ifade edeyim, sorayım size. Burada belki yanlışlık olmasın. Yani bizim ineklerimizin, koyunlarımızın gübreleri caizdir. Burada caiz olmayan domuzun gübresi. Domuzun her şeyi istisnasız haramdır. Kullanılamaz ve yenilemez. Bundan dolayı domuza has ifade ettik biz onu. Ama bizim ineklerimiz, danalarımız, sığırlarımız, koyunlarımız, keçilerimiz bunların gübresi herhangi bir mahsuru yok. Herhangi bir mahsuru söz konusu değil. Evet. Yanlışlık olmasın. Bir başka izleyicimiz hocam gelirim iyi durumda diye ifade ediyor. Gelirim iyi, para biriktiriyorum ve biriken parayı nasıl değerlendirmem gerekir? Bankaya koyamıyorum faize bulaşmamak için, evde tutamıyorum. Altın alsam düşüyor, dolara gitsem düşüyor vesaire vesaire. Ben faiz almayalım ama tamam söyledikleriniz gerçekçi mi diye de soruyor. Hakkımı da başkasına yedirmek istemiyorum diyor. Bu kişi parasını nasıl... Bu kişinin yapacağı şey altın almak. Altının dışında. Düşüyor, çıkıyor vesaire çıkar. Gibi bir şey. Çıktığı zaman... düştüğü zaman dolar, euro, Türk parası onlar da düşüyor çıkıyor. Düşüyorsa düşüyor, çıkıyorsa çıkıyor. Yani düşmeye çıkma konusunda herhangi bir şey söz konusu değil. Bu faize gerekçe olamaz. Olmaz. Evet. Bir de faizden gelen para mıdır? O işin ayrı bir tarafı. Belki bir program yapmamız gerekecek hocam bununla ilgili. Bir izleyicimiz daha hattaymış, onu da alalım. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Mehmet Samitçi Bey Rize'den. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Hocam duyuyor mu beni acaba? Evet, duyuyor şu an. Hocam cenaze namazı ile alakalı bir şey soracağım. Buyurun. Alo. Buyurun. Ya, cenaze namazı ile alakalı. Şimdi bir farklılıklar oluyor burada. Biraz bizi canımızı sıkıyor bu iş. Mesela cenazenin selamında bir tarafa selam verildiği zaman bir el sarkıtılıyor. Öbür tarafa verildiği zaman öbür el sarkıtılıyor. Kimisi esselamı dedi mi iki elini bırakıyor. Efendim kimisi de en son şey yapıyor ki bizi görüyorlar. Biz de hocayız güya. Diyorlar ki ya bunun doğrusu hangisidir? Birine bakıyoruz, birini elini bırakıyor. Öbürünün selamında öbür elini bırakıyor. Bunun bir ucu ortası yok mu? Gerçi teferruattı bu, ayrıntıdır tabii. Cenaze namazı olur. Bir yerde duadır, bir yerde namazdır.
Ama bunu şimdi en makul olanı hangisidir? Bunu sizden öğrenebilir miyim? Bir ikincisi de hocam, demin süt meselesinden bahsettiniz. Bu herhangi bir gıda maddesine süt karıştırılırsa fark etmez. Yine süt red rida şey olur, sabit olur dediniz de bunun acaba bir azı çoğu yok mu? Yani karıştırılan madde galip olursa veya şey olursa bunda bir farklılık yok mu? Bir de bunu ayrıntısıyla anlatsanız memnun olurum hocam. Allah yardımcınız olsun. Haydi hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz biz de. Hocam hemen cevaplayalım. İkinci sorudan başlayalım isterseniz. Şimdi alimlerimizin ekseriyetine göre bir şeye karıştırılıp da verilen sütün ister karıştırılan madde isterse süt olsun, hangisi çok olursa olsun ya da hangisi az olursa olsun karıştırılması halinde az bir şey de olsa, bir iki damla bir şey de olsa bu süt gerçekleşmiş olur, süt kardeşliği gerçekleşmiş olur. Bu anlaşıldı mı? Anlaşıldı diye zannediyorum. Gerçekleşir. Evet. Gerçekleşir. Yani bu katıştırılan sıvının oranıyla alakalı bir şey değil. Bir şey ifade etmez. Değil. Anne sütü ona karışmışsa, bir iki damla bile olsa, çok az miktar da olsa süt kardeşliği gerçekleşmiş olur. Netice itibariyle o bir damlayı almış oluyor. Almış ne kadar oluyor. Çok gıda olursa olsun. Olsun, evet. Evet hocam. İkinci soru. İkinci cenaze namazlarında biliyorsunuz cenaze namazı Allah için namaza, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için salavata, meyyit için duaya niyetiyle icra evet. edilen bir namazdır. Ve dolayısıyla namazın sonunda Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye sağ tarafımıza selam vermek verdiğimiz anda namazdan çıkmış oluyoruz. Ve dolayısıyla ellerin her ikisinin de indirilmesi gerekir. Ama indirmedi de sola da selam vermeyi bekledi. Öyle de olur. Ama sağa selam verip sağ eli, sola selam verip sol eli, bu yok. Bu yok. Dolayısıyla sağa selam verdikten sonra efendim selam verip çıkabilir. Sola selam verdikten sonra da selam verip çıkabilir. Bu birincisi en güzel olanı, en isabetli olanıdır. Evet, yani cenaze ile ilgili de soruyu cevaplamış olduk hocam. Geçen haftalarda işlemiş olduğumuz konulardan kalan bir soru diye söyleyelim. Hanımların çalışması ile ilgili meseleyi hocam ifade etmiştiniz siz. Hanımların çalışması ile alakalı çok ciddi şartların gerçekleşmesi lazım diye algıladık biz oradan. Dolayısıyla izleyicimiz de bunun üzerine hanımların çalışması ile ilgili evde çalışabilir mi diye bir soru soruyor. O network diye ifade ettiği bazı alım satımlar yapılıyor. Hanımlar kendi aralarında bir ticaret oluşturuyorlar. Bununla ilgili daha önce bir soru gelmişti aslında, siz olabilir diye ifade etmiştiniz. Ama ben soruyu biraz genişleterek aynı soruyu sormak istiyorum. Hanımlar evde çalışırken farklı işlerle ilgili de çalışabiliyorlar. Yani internet üzerinden herhangi bir ticaret olabilir. Kitap çevirisi olması açısından dili vardır, olabilir. Veya bir başka üretim sağlıyor olabilir. Bu hususlarla ilgili çalışıp para kazanmasında herhangi bir sakınca var mıdır hocam? Kadınların bir defa evde çalışmaları zaruridir. Yani kadın evet. şu işi yapamaz, bu işi yapamaz, şu işi yapmamalıdır, işte yaptırma hakkı yoktur kimsenin gibi beyanlar kesinlikle uygun olmayan ifadelerdir. Kadın evde çalışacak. Yani yemeğini yapacak. Efendim, evini temizleyecek. Çamaşırını temizleyecek. İşte ev halkının, Öztede bir örfümüzde de bu vardı. Ev halkının giyimini, yiyimini hazırlayacak. Onları besleyecek. Normal hayatın akışını o yönüyle sağlayacak. Bu bir. İkincisi, bu hanım dediğiniz gibi dil bilir, tercüme yapar. Efendim, farklı meziyetleri vardır. Farklı meziyetleri vardır. Telefonda veyahut da bilgisayarda, internet kanalıyla falan bir takım beceriler gösterip buralardan para kazanabilir. Ama toplum içerisine girip de böyle hiçbir gereği yokken oralarda çalışması uygun. Pazarlama işi başka bir pazarlama şey. Pazarlama işi farklıdır. Evet hocam, bir izleyicimiz daha hatta olduğunu ifade ediyor arkadaşımız. Alo. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam nelerler efendim, sağlık, sıhhat, mutluluklar dilerim.
Allah razı olsun. Hocam bir sorumuz var cuma namazıyla ilgili. Bu hafta iş nedeniyle ben cumaya gidemedim. Bir arkadaş da vardı kasiyer, bir kamuda çalışıyoruz yemekhanede. Ben öğle namazını kıldım. Yani hiç böyle bir konuyla bugüne kadar ne karşılaştım ne de kitaplarda da okuyamadım. O arkadaşım dedi ki cuma günü öğle namazı kılınmaz. Dedim nasıl kılınmaz? Dedi ki o cuma günü cuma namazı kılınır öğlede. Öğle namazı kalkar üzerimizden. Bu ne kadar doğru mu yanlış mı? Yani İlmihal'de de bu konunun cevabını bulamadım. Onun için sizi rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Ellerinizden öperim hocam. Hürmetler. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hocam buyurun cevaplayalım. Şimdi hemen. Cuma namazı kılınan yerlerde öğle namazıyla aynı vakitte olmasından dolayı iki farz çatıştığında kuvvetli olan kılınır, kuvvetli olan olmayan kılınmayabilir. Burada cuma namazına gitmediği anlaşılıyor izleyenimizin. Ya bir defa gidememiş. Cuma namazını gidemediğinden dolayı da öğle namazı kılmış. Evet. Doğrusunu yapmış. Cuma namazına gidemedi, gidemediğini kılamadığından dolayı üzerinde öğle namazı sabit duruyor. Düşmemiş. Ve dolayısıyla öğle namazını kılmak mecburiyetindeydi ve kardeşimiz kılmış namazını. Öbür arkadaşımızın iddiasına gelince, yani cuma günü cuma namazı farzdır. Dolayısıyla cuma namazı farz olduğundan dolayı cuma namazı kılınır, öğle namazı kılınmaz ifadesi. Eğer öğle namazı kılınmadığı halde kılınmaz diye iddia ediliyorsa bu yanlış. Öğle namazının kılınması gerekir. Öğle namazının öğle namazının kılınması gerekir. Burada çok önemli olan hususlardan biri de, çok sorulan suallerden biri de şudur. Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı 10 rekattır. Dördü ilk sünnettir. Camiye girip ezan okunduğu zaman biz ilk 4 sünneti niyet ettim Allah rızası için. Cumanın sünneti diye niyet eder kılarız. Bu öğle namazının ilk sünneti değil değil mi hocam? Yok, cumanın ilk sünneti. Cumanın ilk sünneti. Cumanın ilk sünnetidir. Ondan sonra hatip hutbe okur. Ondan sonra da cuma namazını kılarız. Cemaatle 2 rekat. Evet. Cuma'nın farzı. Cuma'nın farzıdır bu. Niyet ettim Allah rızası için cuma namazının farzını kılmaya, döndüm kıbleye, uydum imama diye. Halkın ifadesiyle böyle niyet eder ve namaza dururuz. Namazı imamla beraber 2 rekat olarak kılarız. Bu cuma'nın farzıdır. Evet. Bundan sonra cuma'nın 4 rekatlık bir son sünneti vardır. Cuma'nın 4 rekatlık son sünnetine de yine niyet ettim Allah rızası için cumanın son sünnetini kılmaya diye niyet ederiz kendimiz. Aynen öğle namazının ilk sünnetinde olduğu gibi cumanın son sünnetini de orada kılarız. Etti 10. Ama öğle namazıyla bir alakası yok bunun. Öğle namazı hiçbir alakası yok. Cuma namazı başka bir namaz. Öğle namazıyla hiçbir alakası yok. Ve dolayısıyla cuma namazını kılmış oluruz. Peki orada geriye kalan 6 rekat bir namaz var. Buna ne diye uyacağız? Hanefi mezhebine göre bu vaktine erişip de kılamadığım öğle namazı diye zuhr-ı ahir olarak ifade edildiği şekliyle kılanlar var. Ondan sonra öğle namazının son sünneti, 2 rekatta o var. Bu 6 rekat. Bu 6 rekat kılmak mecburiyetinde değil, cumayı kılan bir kişi. Eğer kılacaksa benim tavsiyem, dinimizin gerekliliği de budur. Fıkhımız da bunu ifade eder. Cumhur ulemaya göre cuma namazı kılınmıştır. Evet. Cuma namazı kıldım ama ben belki benim namazım kabul olmadı. Olmadı. Dolayısıyla öğle namazını kaçırmayayım diye zuhr-ı ahir kılıyorlar. Ama benim namazım kabul olunmadı mı acaba diye şüphe varsa o namaz kabul değildir. Şüpheyle namaz olmaz. Yani siz namaz vakti geldi. Namazınızı kılacaksınız. Önceden abdest almıştınız. Ya benim abdestim var mı yok mu acaba şüpheliyim deyip bu şüpheyle namaz kılacak olursanız sizin abdestiniz yok. O namaz abdestsiz olarak kılmışsınız demektir. Dolayısıyla şüpheyle ibadet olmayacağına göre cuma namazının bu 10 rekatını kılan bir müminin üzerinden öğle namazı sakıt olur, düşer ve böylece ibadetini yerine getirmiş olur. Ama bu cuma namazını kılmaz,
Buna rağmen öğle namazını düşürürse üzerinden, bu da yanlış yapmış olur. Hocam bir soru, 18 yaşını doldurmuş kişilerin devlet için eğer çalışmıyorsa, okumuyorsa ödemesi gereken sağlık sigortası var diye ifade ediyor. Bu daha önce Almanya'ya giden gurbetçilerimizin ya da herhangi bir tatil amaçlı, gezi amaçlı gidenler için de kalacağı dönem açısından ne kadar miktara taalluk ediyorsa o kadar sağlık sigortası ödemesini duyardık biz. Bu var şimdi. Ama izleyicimiz soruyor, bu sigortayı biz ödüyoruz ama diyelim ki hastalanıp hastaneye gitmedik. Vermiş olduğumuz sigorta parası da emekliye sayılmıyor. Vermiş olduğumuz bu para doğru mudur, caiz midir, devlet her yaptığı şeyde haklı mıdır diye bir sorusu var hocam. Mecburi değilse caiz değildir. Yani ben sağlık sigortası ödemediğim takdirde benim için tedavi olunamama gibi bir durum söz konusu değilse o zaman caiz değildir. Paramı vereceğim, tedavi olurum. Özel hastaneye gideceğim desem bile kabul etmiyor, netice itibariyle ödemek zorundayız diye bir şey var. Evet, caiz değil. O zaman bu caiz olmayan hususla alakalı bir başkalarının sorumlu olması gündeme gelmiş oluyor hocam. Evet. Hocam bir başka sorumuz da bu katılım bankalarıyla alakalı olarak kar payı amaçlı olarak parayı yatırıp oradan kar payı almak caiz midir diye soruyor. Şimdi katılım bankalarına gittiğiniz zaman size şunu söylerler. Derler ki biz sizden aldığımız bu parayla ticaret yapacağız. Bu ticaret yapacağımız işte karlı ya da zararlı çıkabiliriz. Siz bizim hem karımıza hem de zararımıza olursa zararımıza da ortaksınız, karımıza da ortaksınız derler ve sizden imza alırlar kabul ederseniz. Evet. Dolayısıyla bu sözleşmeyle yatırılan paralar paraların karşılığında kar payı caizdir. Bu şekilde caizdir. Dolayısıyla bir mahsuru yok diye ifade edelim. Katılım bankalarındaki bu uygulama caizdir. Evet. Bir başka sorumuz hocam, günlük hayatta kullandığımız otobüslerde, metrolarda ve benzeri iletişim ulaşım araçlarıyla ilgili soruyor. Erkekler ve hanımlar tıkış tıkış birbirine sürtünerek yolculuk etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu hususla ilgili uygun mudur, yani mecbur mudur bir hanımın orada netice itibariyle ulaşımını sağlaması gerekiyor bir taraftan. Ama gerçekten özellikle metrobüs hattı üzerinde ben şahit oluyorum. Bazı otobüsler, metrobüs diye ifade ettiğimiz araçlar durmuyor bile durakta. Ya da kapısını açmadan geçiyor. Ya da dursa da binecek bir kişi bile olamıyor, o kadar sıkışık. Bu hususu nasıl değerlendirmek lazım diye bir soru hocam. Burada iş vatandaşa düşüyor. Vatandaş idarecilerini kendisi seçiyor. Dolayısıyla seçtiği idarecilere baskı yapmak suretiyle bu işin hal yolunu gerçekleştirebilir. Vatandaş gerçekleştirebilir. Nasıl gerçekleştirir? Hanımlar için ayrı bir vasıta, erkekler için ayrı bir vasıta. Dünyada bunun örnekleri de var. Dolayısıyla örnekleri olan bu hadise, bu olay uygulanan ülkelerde son derece iyi neticeler meydana getiriyor, rahatlıklar meydana getiriyor. Ve dolayısıyla kadın ve erkeklerin aynı vasıtanın içerisinde birbirlerine değerek, birbirlerinin soluklarını duyarak, birbirlerine sürtünerek inmeleri, binmeleri, dolaşmaları, oturmaları, kalkmaları katiyen caiz değil. Dolayısıyla Müslümanların idarecileri, Müslümanların bu sıkıntılarının çaresini bulmak mecburiyetindedirler. Ve dolayısıyla vatandaş gerekli yerlere müracaat etmek suretiyle bu vatandaşlık hakkını, Müslümanlık hakkını talep etmelidir ve alıncaya kadar da kanuni ölçüler içerisinde baskısını yapmalıdır ve ancak bu şekilde olur. Bu şekilde olur, vebali atmak lazım. Vebali ilgili de dolayısıyla hem idareciler hem de vatandaş sorumlu bundan. Bir izleyicimiz hatta olduğu ifade ediliyor hocam. Bir soru alalım. Yine sorular geliyor. Devam edelim inşallah. Alo. Selamun aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Mehmet Hamamcı Bey, Kütahya'dan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Buyurun, sorunu sor. Hocam bir sorum vardı benim. Bizim memlekette
Emet'in atık suyu var, atık su. Dere boyuna gidiyor ama bu millet o suyla sulama yapıyor. Sebze, meyve veya diğer vesaire şeyler suluyorlar. Fakat derenin uzunluğu çok uzun. Yani hani Peygamberimiz 40 taştan geçerde temizlenir meselesi vardı ya. Benim kafama takıldı. Acaba bu atık suyla giden, dere boyuna giden suda sulanılan sebze ve meyveler yenir mi yenmez mi? Veya sebzelerde sağlık sıhhatinde bir sıkıntı var mı? Bu atık su acaba kullanılıyor mu? Hayır kullanılmıyor. Dereden bahçe tarla sulanıyor. Evet. Evet, bu unsuzla ilgili yenebilir mi, yenemez mi anlamında uygun mudur ya da? Yenir o su. Akıntı su çünkü. Yenir. Evet, herhalde yeterli olur zannediyorum. Anladım hocam, anladım. Teşekkür ediyoruz, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar. Allah razı olsun, sağ olun. Bu su yani domuz atığı gibi değerlendirilmez. Hayır. Bizim gübre olarak kullandığımız şeyin bir benzeri olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla yenebilir, içebilir diye ifade ediyorsunuz. Hocam bu metrobüsü söyledik ama hanımlarla ilgili tabii çokça konuşulması gereken durumlar da var. Pantolon giymenin hükmünü soruyor bir izleyicimiz. Pantolon. Hanımlar pantolon giyebilirler mi? Hatta erkeklerin de pantolon giyme şartları nelerdir diye söylenebilir. Hangi şartlarda bir kıyafetle mümkün olur bu tesettürü sağlamak? Tesettür konusu hem erkeklere hem kadınlara farzdır. Dolayısıyla erkeklerin giydiği elbise farklıdır, hanımların giydiği elbise farklıdır. Pantolon, daha önce biz program yaptık bu konuda. İki program evet. yaptık hem de. Dolayısıyla pantolon erkek kıyafetidir. Ve hanımların kesinlikle giymemesi gereken bir kıyafettir. Ve bir de üstünüze üstlük giyilen pantolonlar vücuda olduğu gibi yapışmaktadır. Eğer vücut hatlarını yani belden aşağısını erkekler de sıktırmak suretiyle uzuvlarının kalınlığını, inceliğini, varlığını, yokluğunu gösteriyorlarsa erkekler de öyle bir pantolonu giyemezler. Dolayısıyla hanımlar bunu tamamen vücutlarının ortaya çıkması açısından kullanıyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan buyurduğu gibi kadın elbisesi giyen erkek, erkek elbisesi giyen kadına Allah lanet etsin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bir kadının hiçbir şekilde pantolon giymesi caiz değildir. Efendim ben mantomun altına giyiyorum, pardüsemin altına giyiyorum, çarşafımın altına giyiyorum. Bunlar geçerli sebep değil. Kadın pantolon giyemez. Başka giysiler vardır. Hanımlar bunu çok iyi bilirler. O giysileri giyip yine belden aşağı kısmı olması gerektiği gibi muhafaza edebilirler. Yani illaki pantolon giyerekten biz bu işi yapıyoruz demeleri söz konusu değildir. Ve dolayısıyla günah işlemiş olurlar. Ve bunun vebali de büyüktür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduasına muhatap olurlar. Dolayısıyla hanımların pantolon giymeleri... Erkek giysisine benzememek şartıyla olabilir mi hocam? Benzememek şartıyla olduğu zaman onun adına don denir. O şekilde... Öyle bir kıyafet, bu başka bir yerde şöyle şu adla anılır, başka bir yerde bu adla anılır. Ama pantolonun şekli, şemali bellidir. Erkek giysisi olarak kabul ettiğimiz pantolonu giymemiş olur, giymemeleri gerekir diye. Burada bir de hanımların, erkekleri bir tarafa bırakıyorum. Hanımların giydiği pantolon son derece dar bir pantolondur. Vücudu olduğu gibi ortaya çıkartır. Ve kesinlikle de böyle bir şeyin giyilmesi, bırakın kadınları, erkeklere de caiz olmadığı gibi kadınlara zinhar caiz değildir. Evet hocam. Bir başka izleyicimizin şöyle bir sorusu var. Adak adayan bir kişi isteğini yerine geldiğinde adak kurbanı yerine mesela bir okula bilgisayar alsa adağı yerine gelmiş olur mu? Gelmez. Soruyor. O adağını yerine getirecek. Yani o kurbanını kesecek. Kurban bayramında da buna benzer şeyler, tartışmalar gündeme geliyor. Geliyor. Kurbanın yerine başka bir iş yapamaz. Yani ben kurban kesmeyeyim de fakire ihtiyacını gidereyim, parasını vereyim. Veyahut da şuna şunu yapayım, buna yapayım dediği gibi bilgisayar alayım. Bunlar kesinlikle olmaz. Neyi adak yaptıysa onu yerine getirmek mecburiyetinde. Dolayısıyla kurban bir hayvanın kesilmesini ifade eder. O kişinin adağının yerine gelmesi için o hayvanı kesmesi gerekir.
Peki hocam, sabah namazının farzına yetişen bir kişi veya demeyelim, sabah namazının farzına yetişti, farzını kıldı. Farzını kıldıktan sonra ayrıca sünnetini kılabilir mi? Kılamaz. Farzı kılmışsa sünneti kılmış. Farzı kıldıysa sünneti kılamaz. Güneş doğduktan 45 dakika sonra kuşluk namazını kılar. Peki sünnetini kılamayacak bir zaman var, namaz bitmek üzere yani. Ben sünnetini kılacağım, farzını da tek başıma kılarım demesi uygun mudur? Eğer sünnetini kıldığı takdirde imama yetişemeyecekse, yani ettahiyyatü ya da yetişemeyecekse, evet, yetişemeyeceğine o takdirde sünneti terk eder, farzı imama uyar. İmama uyması gerekir. Ama namazın herhangi bir yerinde imama yetişeceğini ümit ediyorsa, o takdirde sünneti kılar, ondan sonra da farzı kılar. İmama uyarak farzı kılar. Anladım hocam. Hocam bir telefonumuz daha var diye işaret ediyorlar. Alo. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Yusuf Sarı Bey Gaziantep'ten. Buyurun. Hocama selamlar. Saygıyla ellerimi öperim. Sağ olun. Hocam az önce siz cuma namazının 10 rekat olduğunu söylediniz. Ben de buna katılıyorum. Ben cuma namazlarını öyle kılıyoruz. Fakat şimdi gelelim ki bazen cemaat, yani %30'u diyelim ortalaması, farz namazını kılıp iki rekat farzı kılıp cami terk edip gidiyor yani buna bir siz bir şey getirin yani, 10 rekat mı 6 rekat mı yoksa 16 mı, nasıl bazı cemaat de 16 rekat kılıyor, buna siz bir şey getirin de cemaat bu iki rekatta sonra ayrılanlara bir yani ön bilgi olsun diye. Evet hocam, anlaşıldı herhalde. Anlatabildim evet. Hocam. Anlaşıldı. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah razı olsun. Selam aleyküm. Aleyküm kolay selam. Gelsin. Teşekkürler. Sağ hocam, buyurun. Cuma namazı 10 rekattır. Dolayısıyla kardeşimizin ifade ettiği gibi iki rekatı, yani iki rekat farzı kılıp camiyi terk edenler var. Eğer bu camiyi terk edenler gittikleri yerde, dükkanlarında, evlerinde, her nereye gidiyorlarsa orada 4 rekatlık son sünnette kılıyorlarsa tamam, cuma namazı gerçekleşmiştir, tamamlanmıştır. Ama çok önemli bir kesimin, belki de tamamının o 4 rekatı kıldığı kanaatinde değilim. Dolayısıyla cuma namazı 10 rekattır, 4'ü sünnettir, 2'si farzdır, 4'ü de son sünnettir. Bunların tamamını, son sünnet de dahil olmak üzere, kılan kişi cuma namazını kılmış olur. Eğer son 4 rekatı sünneti kılmadıysa cuma namazını eksik kılmış olur ve dolayısıyla sevaptan da mahrum kalır. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı hürmet ve hizmette kusurludur. O kusurunu gidermesi lazım. Yani son 4 rekatı da kılması lazım. Yani cuma ile ilgili bölüm zaten tartışmasız. Zühre Akır sonra fetva ile kılınıyor olsa da İlk 10 rekatı cuma namazının 10 rekatıdır ve bu 10 rekatla ilgili herhangi bir tartışma yoktur. Evet. Dolayısıyla bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bir soru daha var hocam, izleyicimiz hatta diye ifade ediyorlar. Onu da alalım inşallah. Alo. Alo, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Osman Boğan Bey. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben de hocama bir soru sormak istiyorum. Benim çalıştığım müessesede gayrimüslimler var. Evet. Gayrimüslimler bana selam veriyor. Ben de onlara selam verebilir miyim? Veyahut onlar da bana selam verdiği selamı alabilir miyim? Bir, ikinci bir sorum da şu anda memleketimizde suni tohumlama ile beraber sığırların yüklü olması yapılıyor. Bilmiyorum bu konuda da doğru mu, doğru değil mi? Ona da hocama soruyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. İkinci soruyu da anlayabildiniz mi hocam? Tamam, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Sağ olun hocam. İlk soruyla başlayalım. Gayrimüslimlerle ilgili selam. Gayrimüslimlere selam verilmez ve alınmaz. Eğer onlar selam verirlerse bir türlü merhaba veyahut da aleyküm demek suretiyle geçiştirilmesi gerekir. Onlara selam bir dualaşmadır. Yani
Esselamu aleyküm ifadesiyle ilgili söylüyorsunuz. Tabii. Ya merhaba, iyi günler, hoşça kalın vesaire gibi şeyler. Onlar selam değil zaten. Değil. Onların selamla evet. alakası yok. O şekilde mukabele edebilir. O şekilde mukabele edilebilir. O şekilde yapılır. Onlara selam verilmez gidildiği zaman. Merhaba, günaydın, iyi günler gibi ifadelerle geçiştirilmiş olur. Dolayısıyla gayrimüslimin selamı alınmaz ve ona selam verilmez. Neden? Selamlaşma bir dualaşmadır. Evet. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, ihsanı, ikramı üzerine olsun. Ve aleykümselam ve rahmetullah diyen bir mümin de Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı kardeşim senin de üzerine olsun demek suretiyle birbirleriyle dualaşmış olurlar. Bu gayrimüslimlerle Müslümanların karşılıklı olarak yapacakları şey değildir. Müslümanların Müslümanlarla yapacakları bir dualaşmadır ve doğrusu da budur. Evet, duayı belki hidayeti için yapılabilir mi hocam? Allah hidayet versin, Müslüman olsun, iman versin. Yapılır tabii, o ayrı bir konu. Ama o ayrı bir konu. Allah hidayetini versin, gönlünü açsın gibi onun hidayet bulmasının duası yapılır. Evet, bir başka izleyicimizin sorusu hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile kendi sonumun ne olacağını ben bile bilmiyorum diye bir ifade kullanırken bazı cemaatlerin veya tarika şeyhlerin insanlara cennete girme garantisi vaat etmesi nasıl açıklanabilir diye soruyor. Bunun gerçekle uzaktan yakından... Sorumsuzca söylenen sözler kitabınızda bu hususla ilgili bilgi de var ama bir genel bilgi. Sorumsuzca söylenen sözler kitabımızda bu konularla ilgili yaklaşık 5 cilt kitapta 2000'e yakın bu tür ifadeler var. Neler söyleyebiliriz, neler söyleyemeyiz, nasıl söyleriz, nasıl söyleyemeyiz konusunda ifadeler var. Ve dolayısıyla herhangi bir şekilde birinin işte duasını veyahut da aracılığını, onun yakınlığını ifade edip cennete girme burada söz konusu değil. Böyle bir şey yok yani. Dolayısıyla orada herkes herkestir. Dolayısıyla insan kendini şimdiden oraya girebilmenin çarelerini aramalı. Bu da kulluk yapmaktır. İtaattir, efendim, evet. İhlastır, samimiyettir. Bunu yapması icap eder. Bir başka kişinin aracılığı söz konusu değil. Cennete girmek değildir. İçindir. Hocam bir izleyicimiz daha hatta. Alo. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Tamam. Abdurrahim Yıldız Bey, Karaman'dan. Evet. Buyurun, sorunuzu alalım. Kardeşim, şimdi ben sol eline parmak takmak, yüzük takmak nasıl, onu soracaktım. Bu kadar mı sorumuz? Evet. Teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum, sağ olun. Cevabını alabilir miyim şimdi? Hemen hocamızdan alıyoruz cevabını. Tamam kardeşim, kapatayım telefonu. Tabii, siz kapatın, hocam cevaplasın. Hocam evet. Yüzük sağ elin yüzük parmağına takılır. Sünnet olan budur. Evet. Sol eline eğer takılıyorsa o takdirde helaya girip çıkarken bunun çıkarılması lazım. Aksi takdirde taharetlenmelerde buna pislik bulaşır ve bu pislik de kolay kolay çıkmaz. Her ne kadar yıkanırsa yıkansın arasında kalır gibi sıkıntılar meydana getirir ve bu da pisliğin bulaşmasına sebebiyet verir. Sağ elin yüzük parmağı dediğimiz sondan ikinci parmağı. Hocam bu soruyla birlikte benim de bir açıklama, belki benim sol elimde yüzüğü izleyicimiz görmüş olabilir, soruyu da bu amaçla da sormuş olabilir. Ben ifade edeyim, sağ elimin parmağına normalde takıyorum yüzüğü ama bazen şişmeler sebebiyle bazı yara vesaire gibi şeyler olurken çıkarıyorum diğerini, öyle değiştiriyorum. Yani mecburiyetten biraz böyle bir şey var. İzleyicimiz yani o fetvaya uymuyor diye bir algıya kapılmasın. Hocam bir başka soru izleyicimizden, Hasan isimli bir izleyicimiz. Ben sünnete uygun sakal bırakmaya çalışıyorum. Yalnız eşim razı değil. Çevredeki insanlar ise eşin razı değilse sakalı bırakmanın doğru olmadığını söylüyorlar. Bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Allah razı olsun demişler. Şimdi eş razı olmuyor diye bir ibadet, sakal bir sünnettir, bir ibadettir. Evet. Yani erkeğin sakalı kulağı neyse, burnu neyse, eli ve elinin parmakları neyse o hükümdedir. Yani sakalını kesen bir kişi burnunu kesmiş gibidir, kulağını kesmiş gibidir.
Allah-u Teala bu hakkı bize vermez. Evet. Kesmek haramdır. Dolayısıyla ibadet olan bir vazifeyi yerine getirmeyi getirmek için hanımın müsaadesi alınır diyenler yanlış söylüyorlar. Uygun değil. Dolayısıyla hanımın müsaade etmesi diye bir şart söz konusu değil. Bir yerde bu bir mevzu olmuştu. Bir kişi, o toplumun içerisinden bir kişi benden önce cevabı şöyle verdi. Dedi ki, ben sakalımı bıraktım bak. Sakal da var. Ben sakalımı bırakırken şunu söyledim hanıma. Bunu toplum içerisinde söylüyorlar ya, hani hanımdan müsaade alacaksın. Evet. Hanım, ben sakalımı bırakayım, seni mi bırakayım? İkisinden birini tercih et. Dedim, ya zaten sana laf geçmez dedi ve dolayısıyla ben bu şekilde sakalı bıraktım ifadesini kullandı. Dolayısıyla hanımdan müsaade alınacaktır diye bir kayıt söz konusu değil. İbadetleri... Müsaade demeyelim de sünnete razı olmasını sağlayalım. Hanım, bir çeşit sağlayabiliriz razı tabii. Razı olur sünnet. Yani ibadet olması açısından. Sakala müdahale etme hakkı yoktur. Bunu demek istiyorum. Evet. Hocam bir başka sorudan önce izleyicimiz hatta diye işaret ediyorlar. Bir soru daha alalım. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar Erol Bey. Isparta'dan. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Buyurun. Hocam Tebbet suresinin Türkçe manasını alabilir miyim? Meallerde yazar. Buradan bir maksadınız varsa ifade edin. Efendim? Ben sizden canlı noktadan dinlemek istiyorum. Yani şimdi Tebbet suresi, yani sorumuz varsa onun içinden onu soralım biz. Ya hocam sadece onun manasını öğrenmek istiyorum. Hepsi bu kadar. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Bu gibi sorularla alakalı bu soru olacak. Yani fetva açısından sorulacak bir soru olmadığı için ben hocama da iletmeyi istemiyorum. Hocam uygundur diye zannediyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Siz ne dersiniz ama... Burada sadece Tebbet kelimesinin manasını istiyorsa eli kurusun manasındadır. Sure ile ilgili söylüyor ama yani zor olmasa gerek. Kolay bir şeydir. Tabii. Ulaşması kolay olduğu için bunu geçmek istiyorum ben. Hocam bir başka soru. Katılım Bankası'ndan ev ve arsa aldım. Ve dosya masrafı ile keşif ücreti aldılar. Biraz önce de ifade ettiniz siz. Bu caiz midir? Yani dosya masrafı ödemek, keşif ücretini ödemek. Yani bunu ben tüketici hakları yoluyla giderekten geri almış olsam uygun mudur, caiz midir diye soru soruyorsun. Kanunen alabiliyorsa alsın. Geriye alabiliyorsa alsın. Ama orada bunun için pazarlık söz konusudur. Burada... Ben sizden borç ticaret yapıyorum. Siz bu evi alıyorsunuz ve bana satıyorsunuz. Dolayısıyla bu alış ve satışlarda onların yapmış olduğu harcamalar alıcıya mı ait, satıcıya mı ait? Kusursunun ortaya çıkması lazım, belirlenmiş olması lazım. Muğlaksa bu muğlaklığı gidermek lazım. Yani bu yapılan masraf satıcıya mı ait, alıcıya mı ait? Burada öyle zannediyorum ki satıcıya ait olması lazım ve mal sahibi ya alan kişiden yani satın alan kişiden böyle bir ücretin alınmaması lazım ama dediğim gibi pazarlığa tabi olan bir şeydir. Bir şeydir. Tabii burada kanuni olarak hakkı olmadığı halde böyle bir şey istiyorsa kanun yolu bunu zaten geri ödemeyi mümkün kılıyor. Alabiliyorsa alır. Bu şekilde alabilir. Hocam diğer bir sorumuz. Seferi iken kılamadığımız namazımızı kaza ederken yine seferi olarak mı kaza edeceğiz? Normal vakitte normal olarak mı kaza edeceğiz diye soruyor. Seferden dönmüş olan bir kişi seferdeyken kılamadığı namazı seferdeymiş gibi yine öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzını iki rekat olarak kılar. Yani seferi olarak kılar. Seferde olan bir kişi vakti var da geçmiş namazlarını, kaza namazlarını kılmak istiyor. O takdirde bu kişi kılamadığı namazları kılmış olmasından dolayı tam olarak kılar. Yani seferdeyken geçen namazlarını kaza ederken seferdeymiş gibi mukim olarak kılamadı namazları kılarken yine mukim olarak kılar. Kılar. Yani hangi namaz nasıl kaçmışsa o şekilde kılar. Olacak. Bir izleyicimiz daha hatta hocam. Alo.
Alo. Buyurun, hayırlı akşamlar İbrahim Bey. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun, sorunuzu alalım. Hocam ben şey söylemek istiyorum. Şimdi bir vatandaş olarak 4 yılda 5 yılda bir kendimizi yöneten insanları seçiyoruz. Evet. Bu arada vermiş olduğumuz oylardan dolayı mesela bizi yönetenler herhangi bir inancımıza ters düşen bir kanunu, bir yönetmeliği uygulamaya soktukları zaman biz bu oydan dolayı vebala girer miyiz? Evet. Soru bu kadar herhalde. Evet hocam. Tamam, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Tamam hocam. Hocam, sağ buyurun. Bunu da cevaplayalım. Şimdi biz vatandaş olarak 4 senede bir, 5 senede bir her ne kadarsa o kadar süre içerisinde idarecilerimizi kendi reyimizle, hür irademizle seçmiş oluyoruz. Vermiş oluyoruz. Oyumuzu verdiğimiz kişiye diyoruz ki benim adıma sen bu işleri yapacaksın. Benim inancıma uygun işleri, benim inancıma aykırı olan şeyleri değil, uygun olanları yapacaksın. Karşı tarafa bunu söylemiş oluyorsun ve karşı taraf da bunu kabul ediyor. Ve dolayısıyla bu insan sizin oyunuzu aldıktan sonra eğer zinayı serbest bırakıyorsa, kumarı açıktan yaptırıyorsa, efendim buna benzer yani haram olan şeyleri icra ediyorsa, o adam sizin adınıza bunu yapıyor demektir. Ve dolayısıyla siz o verdiğiniz oydan mesul durumdasınız. Hesabını vereceksiniz günahına. Aynen onun yaptığı gibi, o ne hangi günahı işlediyse, ne kadar işlediyse, kaç gram, kaç kilo işlediyse, o kadar gram kilo da siz işlemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla verdiğiniz oydan mesulsünüz. Verdiğiniz yetkiyle yapılıyor olduğu için. Sizin verdiğiniz yetkiyle yapıyor. Sizin adınıza yapıyor. Evet. Hocam, sakalla ilgili bir iki soru yine geliyor. Bu izleyicimizin sorduğu soruya benzer bir soruyu da imamlar üzerinden bir izleyicimiz sormuştu. Ben onu atlamak durumunda kaldım. İmamların ikaz etmesi gerekmez mi yöneticileri diye soruyordu. Ama her Müslümanın, sizin de kitabınızdan yola çıkarak, her Müslüman kendi dininin görevlisidir. Dolayısıyla herkes bu görevi yerine getirmesi gerekir diye. Bu size... kişilere din görevlisinin el kitabı, her Müslüman dininin görevlisidir ifadesi, evet, zikredilen o kitabı okumalarını tavsiye ederim. Hocam, bir başka soru. Pazarlama şirketinde, sektöründeyim. Bıyık ve sakal bırakmasak ne gibi yükümlülüğü vardır diye soruyor. Efendimizin sünnetini icra etmemiş olursunuz. O sünnetten mahrum kalırsınız. Yarın ahirete vardığımızda, hesaplaşma gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat dileme hakkını kaybetmiş olursunuz. Yani normalde sakal bırakmayı düşündüğü halde ticaretiyle ilgili bir şeyi düşünerekten sakalı bırakmıyorsa, o zaman Allah korusun iman konusunda zafiyet meydana. Onu ayrı değerlendirmek gerekir. Onu ayrıca değerlendirmek. Ama mecburiyetten sakal kesen devlet memuru mesela. O ayrı. Yani mecburiyet husus. Ayrı. Yani hocam, siz devletin bir sektöründe çalışıyorsunuz. Orada devlet size diyor ki sakal bırakamazsınız. Sizin tercihinize bırakılmayan durumlarda iş farklı. Evet. Hocam, son olarak soracağım yine. İşaret ediyorlar ki süremiz dolmuş. Hocam, ben sakal bırakıyorum ama kirli sakal bırakıyorum. Yani bunun hükmü nedir? Jilet vurmamış olmak sakalla ilgili vebali ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz. Sünnete uygun olarak. Sünnete uygun olacak. Yani bu işin şakası yok. Yani kimi aldattığımızı önce kendimizi bir düşünelim. Düşünürsek kendimizi aldattığımızı fark ederiz. Ya sünnete uymamak başka bir şey. Jilet vurmamak başka bir şey. Ayrı bir şey. Evet. Sünnetle ilgili değerlendirmek, evet, gerekiyor. Hocam, süremizin sonuna geldik. Bazı izleyicilerimiz de bilsinler. Yine süt çocukluğu, kardeşliği ile ilgili sorular var. Ama sorular biraz nasıl söyleyeyim, dallı budaklı. Yani böyle geniş izahat gerektiren hususlar olduğu için iyi anlaşılması gerektiğini düşünerekten ben haftaya tekrar bunu gündem yapalım istiyorum hocam. O onun kardeşiyle, o onun teyzesinin oğluyla, o gibi şeyler var. O birkaç tane örnekleme açısından sorularla beraber haftaya tekrar bu süt kardeşliği hususunu en azından bir bölüm olarak işlemiş olalım hocam. İşlemiş olalım da benim tavsiyem izleyenlerimize en yakın müftülüğe veyahut da güvendikleri bir zata gidip
ilim ehli bir zata gidip durumlarını birebir yüz yüze gelmek suretiyle konuşup fetvalarını, sorularının cevaplarını o şekilde almalarının daha isabetli, daha doğru olduğu kanaatindeyim. Burada biz genel manada veriyoruz. Bu işin kurtuluşu vardır, bir taraftan bir tarafa atlama meselesi vardır, herhangi bir kaçışı olmayan yönü vardır. Sorunun, her bilinmesi lazım. Sorunun net anlaşılması lazım. Net anlaşılması cevabın lazım. Net anlaşılması lazım. Dolayısıyla biz yine soruları hocam önümüzdeki hafta yine birkaç tane soruyla bu hususu açıklamaya çalışalım yine inşallah. İnşallah. Evet kıymetli izleyiciler, bir İlmihal programının daha sonuna gelmiş olduk. Hocamıza yine teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Bir başka programda haftaya inşallah görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.